Kadınlarınızdan aşırılığa gidenlere, yani cinsel sapıklık edenlere, kendinizden onların aleyhine hemen dört şahit getirin. Şayet onlar şahitlik ederlerse, artık o kadınları bu zillet, cahillik, düşkünlük, sıkıntılı, mutsuz hal, kendilerini üst mertebeye ulaştırana, şerefli, yüksek, üstün, ahlak sahibi yapıncaya kadar da Allah onlara bir yol gösterinceye kadar evlerde tutun. Bir. Sizlerden cinsel sapıklık eden iki er kişi, hemen her ikisine de eziyet edin. Eğer tevbe ederler de düzeltirlerse artık onlardan mesafeli durun. Şüphesiz Allah tevbeleri çokça kabul eden, çok tevbe eden, tevbe fırsatı verendir. Çok merhamet edendir. Evet, şimdi burada bu ayetlerde iki nokta var. Şimdi birincisi, buna şimdi modern tabirde lezbiyenlik tabir ediliyor bunlara, cinsel sapıklık ise. Bunu yapan kadınlara dört tanıkla bu tespit edilmeli ve bunlar vefat edinceye ya da Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde tecrit edilmelidir. Şimdi bazı şeylerini açıklayacağım. Erkeklerde de, yani buna homoseksüel ilişki, eşcinsel ilişki, erkeklere eziyet edilmeli, tevbe edip düzeltirlerse kendi hallerine bırakılmalıdır. Evet, şimdi burada baktığımız zaman her ikisinde de aslında bir rehabilitasyon söz konusudur. Evet, burada bu tip bayanlar, yani Kur'an'ın ifadesiyle kadınlarınızdan aşırılığa gidenlere, cinsel sapıklık edenlere, kendinizden onların aleyhine hemen dört şahit getirin. Böyle lafla, kuru gürültüyle falan filan olmasın diyor Cenab-ı Hak. Bunu kesin olarak tespit etmelisiniz. Bu konuyla ilgili itiraf veyahut da dört tane şahit olması lazım. Buradaki ifade başka meallerde göreceksiniz. Onlar ölünceye kadar onu evlerde tutun ifadesini şey yaparsınız. Burada Hakkı Yılmaz'ın bir farklılığı söz konusu. Birincisi, ayette konu edilen şey, ölüm onları vefat ettirinceye kadar diyor. Şimdi ölüm onları vefat ettirinceye kadar. Ölüm ayrı şeydir, vefat ayrı şeydir. Vefatı daha önce çok şey yaptınız. Hani bir şeyin tam mükemmel hale getirilmesi demek. Tas tamam şey yapıncaya kadar. Ama ölüm onları nasıl yapar? Şimdi şöyle söyleyeyim. Bu lezbiyenlik hali düşük bir harekettir. Evet. O düşük bir harekettir. Düşkünlüktür, cahilliktir, zillettir, sıkıntılı bir pozisyondur. Ama ölüm onları vefat ettirinceye kadar. Yani buradaki ölüm bildiğimiz ölüm değil. Değişim, ölümün bir anlamı var. Bu Bakara suresinde de İsrailoğullarına ölün dedik. Tevbe ile ölün dedik. Tevbe ile ölün. Ölüm sebebiniz tevbe olsun. Tevbe ile kendinizi öldürün dedik diyor. Buradaki şeylerde de kendinizi değiştirin demek. Şimdi bu bayanlar, böyle bu haldeki bayanların hepsi, bunlar kendilerini toparlayıncaya kadar, akıllarını başlarına getirene kadar, yüksek seviyeli bir insan, şerefli, yüksek, üstün ahlak sahibi oluncaya kadar evlerde tutulsun. Şimdi burada da enteresan bir ifade daha var. Bu ifade nedir diyecek olursanız, evet, bu ifade evlerinde tutulsun denmiyor. Evlerde, bakın, evlerde tutulsun. Bu evlerine hastaneler, rehabilite merkezleri, yoksa kendi evlerinde tutulsun falan filan şekliyle değil yani. Şimdi burada ki bir başka nokta daha belirteyim şöyle. Şimdi homoseksüel erkeklere getirilen tedbir ile lezbiyen kadınlara getirilen tedbirler birbirinden farklı. Onu orada bunu da görüyoruz. Bu da nedir? Yani kadınlar erkeklerden daha üstün tutulmuş, kadınların üzerinde gösterilmesi hassasiyet daha ön plana çıkarılmış. Evet. Onu da burada belirteyim. Burada
zillet, cahillik, düşkünlük, sıkıntılı, mutsuz hal onları üst mertebeye çıkıncaya kadar diye Cenab-ı Hak burada onların korunması. Yani bu her iki olayın da şöyle anlatayım. Normal olarak patolojik bir olay olduğunu belirtiyor. Yani şimdiki gibi bazı sapıklar bunu cinsel tercih, üçüncü bir cins falan filan diye şey yapıyorlar ama öyle bir yönü yok. Kesin olarak bu, buradaki belirtilen nokta, evet onların rehabilite edilmesi, onların tedavi edilmesi, bu olayın kesin olarak patolojik bir olay olduğu yönünde. Onu da burada belirtmiş olalım. Evet, şimdi bu ayetlerde de bu necmi de bitirdik. İnşallah bundan sonra da yine surenin 17. ayetiyle devam edeceğiz. Evet, şimdi burada bir nokta daha var. Şöyle onu da belirteyim. Bu hani homoseksüellere, eşcinsel erkeklere hani eza edin diyordu, eziyet edin. Bu eziyet ne olabilir? Azarlamak olabilir, ayıplamak olabilir ve kötü söz söylemek olabileceği, bunlar olabileceği bir eza. Onların tecrit edilerek tedavinin sağlanması, iğnedir, ilaçtır. Yani tedavi yöntemlerinde de eziyetli bir konu söz konusu olabilir. Bu eziyet de odur ama bunların en iyi noktasını bu noktalara geldiğimiz zaman nedir? Onu da en iyi noktasını doktorlar, tabipler bilirler. O noktanın nasıl olacağını, nasıl uygulanacağını da onu da onlara havale edelim. Evet, bu arada evet bu necmi de bitirmiş olduk. Allah'a emanet olun. İnşallah bundan sonra da yine 17-18. Ayetlerle devam etmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.